Rabbimiz Azze ve Celle bizlere bunu söylerken Resulullah Aleyhisselam da An Ebi Hureyre radıyallahu an Ebu Hureyre'den rivayetle Riyazu Salihinin 1618 numaralı hadisi şerifi Anin Nebi'yi Resulullah'tan şöyle bir şey duydum diyor Ebu Hureyre. Gale Resulullah dedi ki Aleyhisselatu vesselam İçtenibus seb'a. Yedi şeyden kaçın. El mubikati. Öyle ki helak eden yedi şeyden. İnsanı perişan eden, insanı helak eden yedi tehlikeden kaçın. Kardeşlerim, kalu dediler ki, Ya Resulallah, ve mâ hünne. Onlar neler ya Resulallah? Yani bu yedi şey nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah aleyhissalatu vesselam da kale buyurdu ki eşşirkü billah Allah'a ortak koşmak uzatmayayım ve sihru sihirle meşgul olmak. Bakın Müslümanlar sihir yapmak demiyor. Ve sihru sihir Sihirin iki tarafı da helak olur. Yani birine zarar vermek için bir muskacının, cincinin, bir şeytanın ayağına gitmekle onu yapan arasında bir fark yoktur. Hadis-i şerif, sihir yapan demiyor. Sihir yapan deseydi, sihirciye gidenin vebali biraz daha hafif olabilirdi. Yani sihir yapmak ne kadar ağır bir belaysa onun ayağına gitmek de onu bir otorite, onu bir zarar verici ya da kar sağlayıcı biri olarak görmek de aynı derecede tehlikedir. Bilhassa hanımefendi kardeşlerimi hele hele şu yaşı kırkın ellinin üstünde oğlunun, kızının, gelininin, akrabasının, komşusunun yuvasıyla ilgili kendi küçük aklıyla Allah'ın planını bozmaya çalışan o zavallı Müslüman kardeşlerime diyorum ki bak Resulullah demedi demeyin içteni bu kaçın diyor. Öyle bir şeyden kaçın ki insanı helak eden yedi şey. Bunların içine girmiş bu. Başka Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki ve katlün nefsül ve bir cana kıymak insan öldürmek de bir insanın eline kanı, kanına elinizi bulaştırmanız bir insanı öldürmeniz kardeşlerim kesinlikle insanı helak eden yedi günahtan biridir. Affı çok çok zordur. O kulla helalleşeceksin çünkü. Efendim suçluydu. Yani bir Müslüman hani buraya geri gelmişken Saad bin Ubade Hazretlerinin olayını da arz edeyim radıyallahu an. Resulullah Aleyhissalatu vesselam zina ile ilgili bir meseleyi anlatıyordu. Allahu Teala Nur Suresi'nde zina ile ilgili dört tane şahit getirmeleri gerekmez miydi dedi. Zinayı hukuki anlamda İslam'da geçerli cezasını uygulanabilir hale getiren şartlar çok ağırdır. Yani neredeyse zinayı is ispat etmeniz çok zordur. Bir kişinin görmesi yetmiyor. iki kişinin görmesi yetmiyor. Üç kişinin görmesi yetmiyor. Dört kişinin aynı anda ve fiili olarak zinayı görmesi gerekiyor. Zina cezasının uygulanması için. Bu bu kadar açık bir şekilde Resulullah tarafından bak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizatihi yalnız dünyada cezanın uygulanması için bu şart var ama bu şart yerine gelmedi diye bir erkekle bir kadın zina etseler bunun ispatı mümkün olmasa dünyadaki cezasından kurtulur ama Allah'ın huzurunda ailesinin karşısında, çoluğunun, çocuğunun, anasının, babasının, kocasının, kimse hanımının akrabalarının karşısında mahşer günü dünyada gizlenen günahı pislik olarak ortaya dökülür. Bu daha kötü bir şey. Hani şimdi bazen böyle İslam'ın bu zorlaştırıcı kuralını kurtuluş gibi zannediyor insan. Oho diyor kim dört kişi görecek diyor. Hem de fiilen zinayı görmesi gerekiyor. Yani bir yatağın yorganın altında kadınla erkeği görseniz kardeşlerim zina cezası uygulayamıyorsunuz. Zina etmemiş olabilirler ama bir affedersiniz çok özür diliyorum. Hangi erkek hanımı veya hangi bayan kocası Nikahlı olmayan bir adamla bir kadınla aynı yatakta görülse zina cezası uygulanmıyor diye o affedilir mi hiç? Dolayısıyla cezanın uygulanması hukuki olarak dünyada ayrı bir şey, zina edilmesi ayrı bir şey. Zinayı anlattı Resulullah tek tek. Peygamber Efendimiz dört tane şahidin Diyor ki Allah Resulü fiili olarak zina kadın ve erkeğin gerçek anlamda evlilik halindeki birleşme gibi birleşmiş olması lazım. Hatta hadisi şerif çok açık. Kovanın ipinin kuyuya sarktığı gibi diyor. Her şey görülmüş olacak dört kişi tarafından cezanın uygulanması için. Peki bu mümkün mü? Bu çok az da olsa mümkün. Çok az. Milyonda bir. Niye? Kardeşlerim Allah Resulü iftiradan Müslümanın şerefini kurtarmak Allah bir müminin haysiyetini, onurunu varaya kirletmemek için ceza uygulama şartına çok yüksek bir duvar çekmiş. Hazreti Peygamber dört şahit canlı aynı anda gördüğünü söyleyen dört şahit getirmek şarttır deyince meclisinde Sa'd bin Ubade radıyallahu anh vardı. Sa'd bin Ubade Hazreçlilerin reisidir. Medine'deki iki büyük kabileden Hazreç kabilesi en büyük sülaledir. Bizim bu İstanbul'da yatan Halid bin Zeyd Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Efendimiz de Hazreç kabilesindendir. Onun da olduğu sülalenin başkanı o sülalenin reisi Sa'd bin Ubade itiraz etti peygamberimize Medine'de. Bu ayetler Medine ayetler. Dedi ki ya Resulallah bir insan hanımının zina ettiğini iki kişi görse bu yetmiyor mu dedi? Hayır dedi. Ceza vermek için yetmiyor. Boşama Ayrılma, o, o hak var. Ama ceza, zina cezasının uygulanması için yetmiyor dedi. Hazreti Sa'd bin Ubad'e ben dayanamam ki ona ya Resulallah dedi. Yani onurlu bir adam, çok lider bir adam, şahsiyeti çok ön planda. Bütün Medine'de küçücük çocukların bile tanıdığı bir adam. Sa'd bin Ubad'e, yani Resulullah Aleyhisselam Medine'ye gelmeden önce Medine'nin kafada bir numaralı adamı. Siyasi güç olarak. Öyle bir insan. Dedi ki ben buna dayanamam ya Resulallah dedi. Yani ben ailemden birisinin zina ettiğini yalnız ben görsem ceza uygulamaya yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Yani kocası da görse bir eve zinayı dört kişi nasıl görecek ki? evine girdi. Hanımını ya da kocasını zina ederken gördü. Bir kişi görür onu yani. Bak boşama hakkını veriyor Allah. Ama öldürme, ona intikam alma, ona kötülükte bulunma kapısını açmıyor. Burada insanın şerefine, hani insan hakları insan hakları diyor ya, suçlunun da bir hakkı vardır diyor ya, bu batıdan dem vuran bizim zavallılar. Gelin İslam'daki zina cezasındaki duruşa bakın. Ben demir miyim ya Resulallah? Ben çelik miyim ya Resulallah? Saat bin Ubade'ye bakın. Ben nasıl dayanırım ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz namusuna düşkünlüğünden, şerefine, haysiyetine, toplum içerisindeki itibarına, onuruna düşkünlüğüyle bilinen, Saat bin ubadenin ya Resulallah buna dayanır mı insan ben vallahi dayanamam deyince Resulullah efendimiz mübarek azı dişleri görününceye kadar güldü. Şu kavminin efendisine bakın dedi. Yani kavminin efendisi saat oluyor. Şu saadın haline bakın dedi. Allah ve Resulü bir şey emretmişse biz ona itaatle emrolunmadık mı? Hazreti Saad itaat ettim ya Resulallah dedi. Olayın itaat meselesi olduğunu görünce itaat ettim ya Resulallah dedi. Kardeşlerim sahabe deyip geçmeyin. Allah onlardan razı olsun. Onlar hakikaten müstesna insanlar. Kolay mı kanaatınızı beş dakika sonra değiştirmeniz? karşınızdaki insanın peygamber olduğuna inanıyor ve peygamber itaat edilmesi için gönderildiğini fark ediyor ve bir anda çok zorunuza giden bir meselede kendi düşüncelerinizi, adetlerinizi, geleneklerinizi bir anda bırakıyor ve itaat ettim ya Resulallah diyor. Yani şimdi Müslümanlar bakınız cinayetler, kadın cinayetleri, töre cinayetleri, Allah aşkına bunların hepsinin hemen hemen yarısında iftira vardır bunların altında. Çok masum yere insanlar hak etmedikleri ceza kaldı ki kaldı ki kardeşim Allah hiçbir insanın başına vermesin. Bak Müslüman demiyorum. Allah hiçbir insanın başına vermesin. Namusuyla ilgili bir mesele bile olsa boşamayı Allah kapı olarak gösteriyor bize. Öldürmeyi değil. Herkes kendi hukukunu uygulayacak. Herkes kendi cezasını kendi verecek. Böyle bir şey değil İslam din. İslam böyle bir din değil. İslam kendi geçerli hukukunun mer'i olduğu topraklarda şunu uygulamak zorunda. Bu şartları isteyecek. O şartlara göre devrin kadısı, hakimi, her neyse o konudaki fetva verici otorite ona göre fetva verecek şartlarına göre, duruma göre. Ve Müslüman buna itaat eder. Benim namusum kirlenmedim hocam. Hayır. Kirlenen namus kişinin kendisinindir. Eğer bir ahlaksızlık varsa ortada öyledir. Yoksa bir kadın ya da bir erkek bir kötü iş yaparak Başkasını kirletemez. Allah bunu çok açıkça söylüyor, ayeti kerime. Vela teziru va ve ziratun vizra uhra Hiçbir kir, hiçbir ayıp, hiçbir günahı başkası yüklenmez diyor. Yani annesi çok ahlaksız, kötü bir kadın bile olsa bir çocuğun hiçbir Müslüman o çocuğa senin annen şöyle diyemez. Allah yasaklamış bunu. Kardeşlerim iftira bugün İslam dünyasında bilhassa en çok en ağır imtihanlarımızdan birisi. Yedi helak edici, yedi günahtan kardeşlerim birisi de neymiş? İftirada bulunmak. Namuslu bir kadına iftira atmaktır. Ve kadzeful Muhsanatil, mu'minatil, el suçsuz, günahsız, namuslu bir hanıma, evli namuslu bir kadına zina iftirasında bulunmak Allah katında helak eden yedi günahtan biridir diyor sevgili peygamberimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.